Tokyo'da üçüncü günden günaydın. Üçüncü ve son gün. Üç günde bitirmeye çalıştık dünyanın en kalabalık şehrini. Şimdi nereye gidiyoruz? Ginza'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Metrodayız yine. Metrolar evimiz oldu. Şimdi otelin oradan metroya girdik. A terminaline gidiyoruz. 215 metre yerin altından yürüyeceğiz bu şekilde. Şaka gibi. Şehrin altında bir şehir daha var Tokyo'da. 120 metre kaldı. Asuka Line'ına. Böyle şehrin altında tünellerde ilerliyoruz. Hadi bakalım devam edeceğiz. Şu an neredeyiz? Takaracho. Japon mimarisi. Kalmış arada. 4 durak geldik. Artık Ginza Zentrum'deyiz. Mesela Ginza Miss Park. Millennium Mitsui Garden Hotel. Bakın bu çok merkezi bir yerdeymiş. Bence. Bak o kadar sıcak var ki bakın bu tarz yine nemlenme yapmışlar bakın nemlenme. Altına böyle giriyoruz. Ve ilaçlı su gibi bir şey. Antibiyotik kokuyor bu. Şu anda herhalde hissedilen yani nemin vermiş olduğu 34-35 derece kafadan bir sıcaklık var. Nemin de vermiş olduğu bence 3-4 derece var. Yani hissedilen 38-39 diyebilirim size. Ekim'e 9-10 gün kalmışken. Bakın Ginza'nın sokakları, caddeleri daha bir farklı. Atmosfer bir anda değişiverdi. Buralar daha bir turistik yerler. Şöyle esnaf işi bir kahvaltı yapacağımız böyle bir fırın tarzı bir yer bakıyoruz. Zaten şu anda saat 10.20 geçiyor. Bir 15 dakikası var AVM'nin açılmasına. Burası da AVM'nin altında güzel bir market. Burada böyle ürünler. Thank you. Arigato. Japonya'da insanlar işte böyle aralarında separatlerle oturuyorlar. Sıfır diyalog. Sıfır muhabbet. Çok asosyaller ya. Yemeklerini alıyorlar, oturuyorlar. Burada sessizce yiyip kalkıp çöpünü atıp gidiyorlar. Ginza'nın meşhur caddesi. Burada da parfümler varmış. Uniqlo. Mağaza açıldı. El Hucu insanlar. Böyle çok güzel bir şey yapmışlar. Japonya'da mağaza tasarımı arkadaşlar. Buraya gelirseniz Uniqlo'dan mutlaka şu kostüm montlardan alın arkadaşlar. 6.990 yen. Tokyo Ginza. Cartier. Tokyo Hills Clinic'in Rolls-Royce marka servis aracı. Japonya'da bir asansör. iPhone sırası. iPhone 16 Pro'sunu, Pro Max'ini alan çıkıyor valla. Dünyanın tüm ünlü markaları bu bölgede. Burası da büyük 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 babamızın Japonya'da gazi olup kaldığında açmış olduğu firma. Yaman. Zenginler bakın bu sıradaki mağazalardan alışveriş yapıyorlar. Zenginler. Belli bir saatte bu caddeyi kapatıyorlar demek ki. İnsanlar bir anda caddeyi aktılar valla. Bu da piyanocuların binası Yamaha. Ginza Six alışveriş merkezinin teras katındayız. Burası da Tokyo'ya gelindiği zaman görünmesi gereken mekanlardan bir tanesi olarak geçiyor. Burada ayakkabıları çıkartıyor insanlar.
bu şekilde suya basıyor. Vallahi çok da iyi yapıyorlar. Ben de yapacağım. Biz de yapacık. Ayakkabılarımızı çıkardık. Burada böyle bir alan var. Tokyo'nun göbeğinde. Devam ediyoruz. Tokyo'da bir bina yıkımı. Starbucks. Ginza 6 AVM. Böyle kocaman bir maket yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bir şey dikkatimi çekti. Buradaki alışveriş merkezlerinde bakın, burası mücevheratçı. Bulgari. Bayağı böyle bir dükkan tarzında. Doğramaları var, kapısı var. Burası da bir giyim markası. Görüyor musunuz? Doğramaları yok. Çok enteresan. Akşam değil, herhalde şu yukarıdan doğru bir şey indiriyorlar. Hani alışveriş merkezindeki mağazaların yerleri giyim kıyafet konusunda şeylerle ayrılmış. Bakın. Bu şekilde. Enerji, bolluk, bereket akışını kapatmamak için insanlar rahatça girsin, para harcasın, duvarlar olmasın. Gucci. Burada herhalde Gucci'nin 2-3 tane mağazası vardır Ginza bölgesinde. Hani Hermes diyelim ki. Kaşerel. Tiffany'nin kuyumcu kısmı. Çok enteresan gerçekten. Yine meşhur caddeye çıkıyoruz buradan. Ne aldığım bilgiye göre bu cadde sadece cumartesi pazar günleri trafiğe kapatılıyormuş. Saat 11'den sonra. Biz belki de videonun başında bu caddeyi trafiğe açıkken de çekmiş olabiliriz. Bugün günlerden cumartesi. Ondan dolayı da bu bölgede olağandan fazla bir yoğunluk var gibi düşünüyorum. Bakın orada da Prada vardı. Burada da Prada'nın binası var. AVM'nin içerisinde de var. Ayrıca. Bunu da Uniqlo'nun alt markası. Fiyatları daha uygun, öyle hatırlıyorum. Ferrari'miz de geldi. Şahane bir araba. O bir efsane. Maşallah. 128 GTB. Böyle bir alışveriş merkezine geldik. Bunun üst katında bir sushici varmış. Çok meşhur ama çıkamıyoruz. Buraya da gezecek zamanımız yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Japonya'da gelip de robotla karşılaşmamak olmazdı. Robot gidiyor vallahi. Böyle bir yere geldik. Burada yemekler dönüyor. Sıraya giriyorsunuz. Sıra numarası alıyorsunuz. Söylendiğinde diyor, ticket'inizi scan edin diyor. Scan et, orada içeride yapacağız. Burada da böyle sıra bekliyoruz arkadaşlar. Çat çat almıyoruz yani masaya. Siparişe devam ediyoruz. İlk sipariş geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunlar da güzel ya.
Yapıştır bizimle nasılsın? Şey, üzerinde balık, altında pirinç siparişim. Menbaında. Japonların bizden geri kaldığı bir durumu fark ettim. Islak mendil. Böyle ıslak mendil mi olur arkadaş? Bu arada tatlımız da geldi. Şöyle bir tatlı. Porsiyon büyüklükleri ice cake. Japonlara Katana, göre Katana'nın brule yediği tatlıydı. Yani bizim ekmek kadayıfına benzemiyor. Tatayala radeye. Tatayala. Katana Katalana brule ice cake. Katalana brule. Evet, böyle bir şey. Afiyet olsun.